Herkese yeni yılın ilk gününden merhaba arkadaşlar. Bir pazar günü daha karşınızdayım. Beni ilk defa bu videoyla görüp tanıyacak olanlar için ben Naz. Elimden geldiğince sizler için kitap içerikleri üretmeye çalışıyorum bu kanalda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir yeni yılın ilk gününde. Moraller nasıl? Yine bir pazar günü daha karşınızdayım ama bu sefer yeni yılın ilk gününde geldim karşınıza. Güzel bir tesadüf oldu açıkçası. Hepinize mutlu seneler dilerim arkadaşlar. Umarım yeni yıl eskisini aratmaz. 2022'den çok daha güzel bir yıl diliyorum hepimiz için. Hem bireysel anlamda hem ülke hem de dünya anlamında güzel bir yıl geçiririz umarım ki. Öncelikle sağlık diliyorum. Daha sonra da en az hayallerimizdeki kadar güzel bir yıl olsun dilerim ki. Güzel güzel kitaplar okuduğumuz, yeni yazarlarla tanıştığımız, verimli okumalar yaptığımız bir yıl olur. Şimdi sizlere yeni yılın ilk gününden Ocak ayındaki okuma planımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yeni yılda yani zaten Ocak 1'de bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Ocak ayı için 8 tane kitap seçtim. Şöyle bir bakıyorum ki evet 8 tane. Bahsetmişim de daha önceki videolarımda 2023 yılı itibariyle Oğuz Atay maratonu yapacağız grupça. Biliyorsunuz ki bir Telegram grubumuz var. Aşağıda da davet bağlantısı linki var. Eğer gelmek isterseniz, bize katılmak isterseniz bekleriz. Şöyle bir ilk 6 ayda Oğuz Atay okumayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Açıkçası ben çok heyecanlıyım ama bir yandan da korkuyorum da itiraf etmek gerekirse. Çünkü malumunuz Oğuz Atay demek tutunamayanlar demek, tutunamayanlar demek yarım kalmışlık demek, hayal kırıklıkları demek, bir parça gözyaşı demek. Bilmiyorum hani ben yıllar yıllar önce onu almıştım, okumayı yeltenmiştim ama tabii ki de okuyamayıp bırakmıştım. Hani ne anlatıyor bu, hiçbir şey anlamadım deyip kapamıştım kapağını. Ama o zamanlar yani bir 10 yıl öncesinden bahsediyorum. O zamanki okur yetkinliğimle şimdiki aynı değil tabii ki ama dedik ki hazır bir grup kurmuşken grupça okuyalım. Bir Oğuz Atay maratonu yapalım yoksa hiçbirimizin eli gitmeyecek kitaplara. O yüzden başladık arkadaşlar Ocak ayı itibariyle. Onu göstermek istiyorum. Tabii ki de Korkuyu Beklerken de başlıyoruz yazara. Birçok okur gibi biz de Korkuyu Beklerken de başlamayı tercih ettik. Zaten bu da öneriliyor. Açıkçası öykü kitabı olması gerekiyor. Yani ben öyle biliyorum ama yanlışım varsa düzeltirim. O yüzden hazır yazarın da dilini tanımak adına ilk giriş olarak güzel olabileceğini düşündük. Korkuyu Beklerken. Okuyanların da sevdiği bir kitap gerçekten. Bakalım ben neler hissedeceğim. Yazarla tanışmak için çok heyecanlıyım. Bu arada Poyraz Karaya ile başlamam. Dedim ki hani yeni yılda Oğuz Atay ile tanışıyorum. O zaman Poyraz Karaya'yı tekrardan izleyeyim. Ben zaten onu izlemiştim ama böyle her bölümünü izlemedim. Böyle tam olarak izlemedim yani. Şimdi başladım böyle 10. bölümde falanım. Hani biliyorsunuz ki Oğuz Atay görünmeyen kahraman orada. Ayrıca her bölümde istisnasız ya bir tehlikeli oyunlar ya bir tutunamayanlar geçiyor yani. O yüzden başlamak istedim. Bakalım dedim hani tehlikeli oyunları okurken neler hissedeceğim. Çok merakla bekliyorum. Tehlikeli oyunları Mart'ta okuyacağız. Bu arada Oğuz Atay demişken son alışveriş videomda göstermiştim onun bir kitabını aldım ama onun hakkında bir kitap, onun yazdığı bir kitap değil. Hayatım Ciddiye Alınmasını istediğim Bir Oyundu isimli. Oğuz Atay'ın hayatını anlatıyor. Böyle kısacık, incecik, hay kitaptan çıkan bir eser bu. Şöyle göstereyim, zaten içi de şey, resimli. Böyle işte kitaplarındaki alıntılar var. Hayatını anlatıyor yani kısaca şöyle. Resimli. Okuması çok keyifli olur diye düşündüm ben. Hani paralel götüreceğim bu ikisini. Ocak ayında bitiririm diye düşünüyorum. Zaten ince de kitaplar olduğu için. Yani bu kitaplardan bir korkum yok. Ama Şubat'ta tutunamayanlar olduğu için Yusuf Yusuf'um açıkçası. Bakalım hani ocağın sonlarında falan başlasam mı diye bir düşünüyorum. Çünkü hani bir aya yayarak okurum büyük ihtimalle onu ben. Neyse onu Şubat'ta konuşuruz zaten. Dünya klasikleri de seçtik biz Oğuz Atay'ın yanında. Bu ayki de Tolstoy'dan Diriliş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da bayağı hacimli bir kitap. Biraz bir tuğla yani. 500 yok 600 küsür sayfa. 620'lerde falan 630'a yakın. Biz Tolstoy'un üçlemesini okuyacaktık sözde. Yani ben çocukluğu okudum ama gençlik ve ilk gençliği okuyamadım. Malum zaten Kasım ve Aralık ayında çok verimli bir kitap okuma gerçekleştiremedim.
Toplasanız 2 ayda 6 kitap anca okumuşumdur yani. O yüzden okuyamadım biyografisini ama bilmiyorum. Umarım ki dirilişi hakkını vererek okuyabilirim. Çok da merak ettiğim bir kitabı kendisi ama biraz korkuyorum açıkçası ben dirilişten ya. Hani sizler okudunuz mu? Nasıl bir okuma sağlıyor? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bakalım. Büyük ihtimal bütün bir aya yayarak da okuyabilirim ben bunu. Aralara başka kitaplar almayı düşünüyorum çünkü. Bu ay 10 tane değil 8 tane kitap seçtim. Hani şunu saymıyorum. Bunu da böyle hani rahat okuyacağım çünkü. Bakalım yani kurgu olarak 8 tane kitap seçtim. Umarım ki hedeflerimi tamamlarım. 2023 için daha umutluyum. Çünkü almak istediğim kitapları aldım. Tabii ki de yine çok kitap almak istiyorum. Listem çok uzun ama hani Kasım'da, Aralık'ta böyle son 2022'nin son indirimlerini yakalamak amacıyla birazcık fazla üstüne düşmüştüm kitap alışverişinin. O yüzden pek bir okuma motivasyonu sağlayamadım açıkçası. Biraz hevesim kaçtı gibi oldu. Ama 2023'te geri getirdim bu hevesimi. Umarım ki çünkü çok kitap var okumak istediğim. Hepsini tek tek okumak istiyorum bakalım. Şimdi ben her ay bir psikolojik gerilim okumayı seviyorum ya da polisiye ikisinden bir tanesini seçiyorum genelde. Alışverişlerimde de yer verdiğim için çok da merak ettiğim bir yazar olan Sebastian Fitzek'ten şöyle Paket isimli bu kitap arkadaşlar. Ben bunu çok merak ediyorum. Kendisi çok pahalıydı. 30 küsür liraya falan görünce hemen almak istedim. Yani 90'larda falan inanır mısınız yazarın kitapları? Hani Mart, Nisan'da 18'lere falan inmişti, almamıştım. Çok da pişman olmuştum ama 30'a görünce hemen kaçırmak istemedim. Yazara bu kitabıyla başlıyorum. Göz koleksiyoncusu da var bende ama o çok seviliyor. O yüzden onu sona saklıyorum. Bakalım bu kitapla tanışacağım. Konusu da ilginç gerçekten. Ben psikolojik gerilim çok sevdiğim için de umutluyum yani kitaptan. Dikkat yüksek dozda gerilim içerir diyor zaten burada. Yani bakalım. Postacı sanırım bir kadının kapısına bir paket bırakmış. Onunla başlayan bir serüven var burada. Şöyle diyor, Fitzek uykusuz bir gece geçireceğinizi garanti ediyor. İşte gerilim türünün ustası olduğunu bir kez daha kanıtlıyor falan diye güzel yorumlar var. Bakalım ben de çok merak ediyorum açıkçası. Yazarın diğer kitaplarını da merakla takip ediyorum aslında. Böyle indirimlerde falan görürsem 2023'te tabii fiyatlar ne oldu henüz bakmadım. Bakmak da istemiyorum. Daha ne olacak hani önümüzdeki aylarda falan hiçbir fikrim yok. Hani Amazon'a güveniyorum sadece. Böyle güzel indirimler olursa yine bahar kampanyaları falan Mart'ta Nisan'da o zaman toplamayı düşünüyorum. Büyük ihtimal Ocak Şubat gibi bir alışveriş yapamayabilirim. Çünkü kitaplara %20 zam gelecek diyorlardı. Bakalım göreceğiz. Şimdi şöyle hazır yabancılardan gitmişken yabancı yazarlardan devam edeyim. Yine son alışverişlerimde aldığım bir kitap arkadaşlar bu. Sinek Kuşu Can Yayınlarından çıkan. Çok merak ettim ben açıkçası konusunu. Tam bir dönem romanı çünkü ilgimi de çekti. 1960'lardan evet 1960'ların sonundan başlayıp 2030'lara kadar uzanan bir zaman dilimi söz konusuymuş kitapta. Bir hani kuşak da romanı, dönem romanı, aileyi anlatıyor falan. Çok severim ben böyle kurguları. O yüzden hemen almıştım. İndirimdeydi de böyle. Güzel düşmüştü yani Amazon'da. Merak ettiğim için de okumak istiyorum. Bu da şey ödüllüymüş sanırım. Bakalım. Evet 2020'de Strega ödülüne layık görülmüş kitap. O yüzden çok merak ettim. Konusu zaten işte İtalyan edebiyatı, aile, bağlar, yazgı, mücadele, hayat, büyümek diye hashtagleri var burada aşağıda. Tam benlik. Çok merak ediyorum. Bakalım sevilen de bir kitap olduğunu böyle okumuştum bazı yorumlarda. Ben de heyecanlıyım açıkçası. Şimdi farklı türden bir kitap seçmek istemiştim. Aralık ayında vardı aslında. Okuyamadığım için Ocak'ta okumayı düşünüyorum. Bu bir tiyatro eseri arkadaşlar. Molière'den Hastalık Hastası isimli bu kitap. Ben tiyatro okumaya yeni yeni başladım. Molière hiç okumadım bu arada. Aa okudum pardon. Molière'den Cimri'yi okudum. Nasıl okumadım? Cimri'yi okudum. Yazarın dilini çok sevdim. Hani böyle mizahi bir anlatım tarzı var ya çok hoşuma gitmişti. O yüzden Hastalık Hastası'nı da almıştım. Bakalım bu ay okumayı düşünüyorum umarım ki. Aralık ayı için seçmiştim ama malumunuz okuma motivasyonum yerlerde olduğu için okuyamadım. Şimdi son iki kitabım kaldı. Bunların ikisi de Türk Edebiyatı'ndan son alışveriş videomda gördüğünüz kitaplar arkadaşlar. Çok merak ettiğim için başlamak istedim. Artık dedim ki yazardan o kadar çok kitap aldım ki okumaya başlayayım dedim. Hangisini
Hangi yazar mı? Oya Baydar kendisi. Hiçbir Yere Dönüş isimli bu kitap. Oya Baydar'dan dediğim gibi yani bir 4 tane kitap falan var kütüphanemde bu kitapla birlikte. 4 ya da 5 şu anda tam hatırlayamadım. Artık dedim ki yazara başlayayım hani yeni yılla birlikte. Hazır kitaplarını toplamışsın Naz. Bilmiyorum yazarın böyle kitaplarının konusu çok hoşuma gitti. Sevebileceğimi de düşündüğüm için açıkçası indirimde görünce toplamıştım. Bu kitabı da yine son alışverişimde aldım. Konusu yine tam benlik bir dönem romanı. 1989'da geçiyor. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte başlıyor olay örgümüz. 68 kuşağını anlatıyormuş. Arkasında okudum şöyle bir. O yüzden tam benlik dedim yani. Severim diye düşünüyorum. Bakalım. İnce de bir kitap. O yüzden ince tercih etmek istedim. Malumunuz diriliş falan var. O yüzden ince tercih ettim. 222 sayfaymış. Merakla bekliyorum. Sizler okudunuz mu? Yazarla tanıştınız mı? Bana hangi kitaplarını önerirsiniz? Yorumlara yazın lütfen. Şimdi son kitabımda yine alışveriş videomda göstermiştim. Çok merak ediyorum bu yazarı. Bu kitabını almak istedim. Çünkü konusu da hayli ilginç. Yorumlar da hayli ilginçti tabii ki de. Cem Akaş'tan 7 isimli bu kitap. Grubumuzda işte Melahat Hanım önerince ben de hemen listeme eklemiştim. Çünkü konusunu okuyunca da çok ilgi çekici gelmişti bana. Arkasında şöyle diyor. Aşk tutku, iktidar eğrileri üzerinden ilerleyen, yükselen ve çöken hikayesiyle 7. Kimilerine göre yazarın kült yapıtı. Bu ilk kitabıymış. Ve birazcık değişikti bir kitap olduğu için radikal de bir kitap sanırım. Hani herkesin sevebileceği bir tarzı yokmuş yazarın. O yüzden ben çok merak ettim. Böyle hani farklı bakış açılarını okumayı seviyorum. Değişik kafadaki yazarları gerçekten okumayı seviyorum. Biraz hani çizginin dışına çıkmak istiyorum açıkçası. O yüzden bu kitabını da merak ettim. Böyle yorumlar okuyunca iddialı da konusu da gerçekten iddialı. Böyle bölüm bölünmüş ya kitap. Ama şu anda birazcık içine baktım da. Böyle kısa kısa işte bölümler falan şöyle göstereyim. Şöyle şöyle bölüm bölüm. O yüzden biraz okuması daha rahat olur diye düşünüyorum ama hani konusu nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Çok ilginç çünkü. Biraz böyle hani içerisinde işte din varmış sanırım işte cinsellikle ilgili öğeler varmış. Farklı bir bakış açısı diyor. Bakalım. Ben de merak ettim. Yazarla tanışacağım. Yazarın diğer kitaplarını da görüyorum ben. Hani hep böyle alsam mı almasam mı falan diye ikilemde kaldığım yazarlardan bir tanesiydi. Hatta ben bunu Amazon'dan daha pahalıya aldım. Çünkü hepsi burada da sepette 9 liraydı. Hala daha kampanyası var mı bilmiyorum. Yani Ocak ayında bakmadım açıkçası ama Aralık'ta vardı. Sonlarına doğru belki bitmişti bakmadım. Kampanyası sepette 9 liraya düşünce birçok insan almıştı yani Cem Akış'ın kitaplarını bizim gruptan. Şöyle şimdi ben göstereyim kitaplarımı arkadaşlar bitti. Videom çok kısa oldu ya hiç alışkın değilim ben bu kadar kısa video çekmeye. O yüzden birazcık kitapları göstermek istedim. Aslında 8 tane seçtim. Yani şunu saymazsak, bu kitabı saymazsak 8 tane kitap seçtim Ocak ayı için. Umarım hepsini okurum. Hatta yanına birkaç tane daha kitap okurum. Aslında öykü kitabı falan da seçmek istiyordum. Fadime Uslu'nun öykü kitabını merak ediyordum ben. Yüzen Fazlalıklar isimli. Onu alayım diyordum. Hani katayım listeye diyordum yani. Çünkü ince yani yaklaşık böyle 100 sayfaya falan yaklaşık. O yüzden onu katsam mı katmasam böyle bir arada kaldım. Dedim hani Naz tamamlarsan listeyi ondan sonra okursun zaten. Ay sonu raporunda da bahsedersin. Sizler bu kitaplardan hangilerini okudunuz? Yorumlara yazın lütfen. Ocak ayındaki planlarınız nelerdir? Hangi kitapları seçtiniz? Yorumlarda konuşalım, sohbet edelim. Yılın ilk gününden şöyle güzel bir pazar sohbeti geçirelim sizlerle, gerçekleştirelim. Evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çayınızı, kahvenizi alın, gelin hep birlikte. Burada yine güzel bir pazar sohbeti gerçekleştirelim. Tekrardan hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu, sağlık dolu bir yıl diliyorum arkadaşlar. Umarım 2023 hepimiz için çok çok güzel geçer. Hayallerimize kavuşuruz, dilediğimiz gibi güzellikte bir yıl olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.